Ben burada minibüs bekleyeceğim, beni bekleme. Gel. Hadi. Tezgahta çalışmayacaksın bundan böyle. Konfeksiyonu aldıracağım. Dün kamyonun gerisinde gördüm seni. 50 kişi bir arada yük taşır gibi. Hayvan taşır gibi diyecektiniz değil mi? Baktım da o kadar kişi arasında bambaşkasın sen. Çamura düşmüş altın gibi. Onlar benim ailem, nişanlım, arkadaşlarım, dostlarım. O hayatın çok üstündesin sen. Çok iyi şeylere layıksın. Nereye gidiyoruz? Yeni çalışacağın yere. Ya bismillah. Bismillah. Bir dakika. Giydiğin o mavi elbise çok yakıştı sana. Müessesenin bir hediyesi. Güle güle giy. Sağ olun. Bir daha gece kondulara inmene müsaade etmeyeceğim. Unutma bunu. Sen buraların yıldızı olacaksın. Merkezde paketlemelerde birkaç işçiye ihtiyaç olmuş. Ben gitmek istemedim, ayırdılar. Niçin? İşin sonunda ikramiye vereceklermiş. Mesai falan da var. Birkaç kuruş fazla alacağım. Sevinmedin mi? Sevindim tabii. Gel seni istasyona bırakayım. Yo yo, işinden kalma. Akşam buluşuruz. Hadi sen bin minibüse. Hadi canım, hadi. Hatırım için. Hayrola? Bitkinsin. Sabaha kadar kazma salladım. Hiç uyumadın mı? Hiç. Sen şu kenarda biraz kestir, ben idare ederim, hadi. Oldu. Hadi. Merhaba. Geç kaldın diye çok korktum, araba şurada. Dolmuşla giderim ben, hoşça kal. Niye bozuksun? Bugün ilk defa yanlış yolda olduğumu anladım. Giydiğim o süslü elbiseler iğne gibi battı. Aynaya baktım bir an, kendimi tanıyamadım. Kimsin sen dedim kendi kendime. Saçma bir duygusallık, o pis mahalleye layık değilsin sen. Biz bütünüz, bir aile gibiyiz o pis dediğin mahallede. Ayrıca bir sevdiğim var benim, uğruna ölebileceğim biri. İnsan sevgiden ölmez ama açlıktan ölür. Çulsuz parasız bir adamla evlenemezsin. Doğru konuş. Orhan'a laf söyletmem ben. Bırak çocukluğu, seni seviyorum. Ziyan olmanı da istemiyorum. Merhaba. Merhaba. Neredesin Gül? Sabah yoktun. Şimdi de yarım saat geç kaldın. Trafiği biliyorsun. Eskiden de trafik vardı ama her zaman vaktinde gelirdin. Ne demek istiyorsun sen? Bir haller oldu sana. Değiştin. En azından sözlüyüz. Evleneceğiz. Kendime amma demese bir genişletmem. Ne yapmışım ben? Söyler misin? İlk defa ruj sürüyorsun. Sonra tonla pudra, göz boyaları, acayip acayip kokular. Ben seni allıksız, boyasız sevmiştim. Sevdiğini hiç sanmıyorum.
Yoksa bana sürtük muamelesi yapmazdın. Sen de hareketlerine dikkat ederdin. Mesai falan dedin, düzenimiz alt üst oldu. Zaten kafama koydum. Evlenince gece gündüz çalışacağım, seni çalıştırmayacağım. Tamam, sen kendine esir arıyorsun. Çok iyi oldu bu konuşma. Yarınlarımızı görüyorum şimdi. Parasızlık, yoksulluk, bir de üstüne dırdır. Fazla ileri gidiyorsun. Sana yalvaracak değilim. O dediğini ben de yapmam. Üzülüp ağlayacağımı da hiç sanma. Tam tersine, rahatladım şimdi. Ulan oğlum, hadi şişesini sakladın o zıkkımın. Kokusunu ne yapacaksın? Şöyle hafiften çakıştırıyordum teyze. Ben sizin hafiften çakışınızı bilirim. Zaten seni de rakıya benim o eşek oğlan alıştırdı. Yok, çocuğun günahını alma. Gamı kederi olan rakısız yapamaz. Gene mi kavga ettiniz? Evet, ama artık bitti bu iş. Şimdi basarım tokadı ha! Baksana hiç vurmadım bugüne kadar. Vurmadın ama Eşref uzun uzun tadını anlattı. Burnum sızlıyor ama inadım inat. Ne oldu? Anlat bakalım. Galiba ben biraz ileri gittim. Gece kondu bitiyor. Tutar elinden çeker götürürüm. Ne dargınlık kalır ne de ayrılık. Yaşa be oğlum.